Türkiye'nin yakın tarihi utanç verici davalar ve o hukuksuz yargılamalara alet olan, göz yuman, uygulayan, tetikçi, hakim ve savcılarla doludur. Her darbe döneminde ortaya çıkarlar ve bazen para veya mevki uğruna, bazen de korkuyla kiralık kalemlerini kırarlar. 27 Mayıs sonrası Yassı adadaki yargıç Salim Baş oldu. Öyle acımasızdı ki kendisine zalim baş oldu derlerdi. Bugün Tarihin bir utanç sayfası olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatka'nın idam kararlarının altında onun imzası vardır. Kalemi kırdıktan sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğiyle ödüllendirilmişti. 1971 darbesinde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için kalemi kıran hakimse Ali Elverdi'ydi. Kararı verdikten sonra infazları da bizzat izlemişti. Evinde yediği yemek boğazına dizildiği için öldü dönemin başbakanı Nihat Erim için Aşık Mahsuni'nin yazdığı Erim Erim Eriyesin türküsü hala dillerdedir. 80 darbesinin lideri Kenan Evren asmayalım da besleyelim mi diyerek gencecik insanları idam sehpasına göndermişti. Ölüm döşeğinde kendisinden bu cinayetlerin hesabı soruldu. Yaşını büyüttürüp astığı gençlerden 17 yaşındaki Erdal Eren'i sordular kendisine. Tanıyamadı. Yedi yemek ciğerine kaçtığı için öldüğü söylendi. Erdoğan'ı iktidara taşıyan yargı darbesinin tetikçisi ise Zekeriya Özdü. Kumpasların altındaki imzaydı. Erdoğan ona saygı istemiş, altına zırhlı Mercedes çekmişti. Sonunda araları bozulunca hakkında yakalama kararı çıkarıldı ama o çoktan sırra kadem basmıştı. Devletin çeteleşmesinin mimarlarından Akın Gürlek'in Adalet Bakanı yardımcılığına terfi ettirildiğini duyunca bu tarihçe geldi aklıma. Erdoğan'ın yargı darbesinin tetikçisi, Özgür Özel'in tabiriyle iktidarın adalet cellatı, siyasi davaların seyyar giyotini muhtemelen seçimde vekil yapılarak korumaya alınmaya çalışılacak. Bununla kurtulur mu günahsız yere hapsettirdiği onca insanın ahı peşini bırakır mı sorusunun cevabı biraz önce anlattığım tarihçede var. Kendisine başkalarından esirgediği türde atil adil bir yargılama ve ilahi adaletin yazacağı türden bir final dini dileyelim. Bakalım ona ne türkü yazacaklar.